5. sınıf öğrenciler arkadaşlar, herkese merhabalar. 5. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 6. videoyla diğer 5 videoya oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. 5. sınıfa ait 5. sınıf yazılı soruları diye bir oynatma listesi var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi biz 1. soruyla başlayalım. Yukarıdaki açıklama Peygamber Efendimizin hangi özelliğiyle ilgilidir? Açıklamayı okuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat arkadaşı olan Hazreti Hatice'ye her konuda yardımcı olurdu. Örneğin evde bulunduğu zaman ev işlerinde eşine yardım ederek onun yükünü hafifletirdi. Gerektiğinde elbisesinin söküğünü kendisi diker ve ayakkabılarını tamir ederdi. Eşinin yaptığı yemekte kusur aramaz ve yemekten sonra da ona teşekkür ederdi. Yukarıdaki açıklama Peygamber Efendimizin hangi özelliğiyle ilgilidir? İyi bir arkadaş olması, iyi bir baba olması, iyi bir peygamber olması, iyi bir eş olması. Evet, burada Hazreti Hatice'ye, yani eşi, zevcesi Hazreti Hatice'ye, hanımına yardım etmesinden bahsedildiği için Peygamber Efendimizin iyi bir eş olması vurgulanmak istenmektedir. Onun için birinci soru için D şıkkını işaretliyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket kuralı değildir? Yapılan bir iyiliğe teşekkür etmek, farklı fikirlere ve inançlara saygılıyım demek, başkasına ait eşya izinsiz kullanırım, verdiğim sözü tutarım. Şimdi şurada bir değişiklik yapalım. Evet, yapılan bir iyiliğe teşekkür etmem, farklı fikirlere ve inançlara saygılıyım, başkasına ait eşya izinsiz kullanırım, verdiğim sözü ne yaparım? Tutarım. Evet, burada bir nezaket kuralı değildir. Bakıyoruz. Şu etmem değil, etmek olacak yani. Yön değiştirdik. Evet. Şurada arkadaşlar C'ye baktığımız zaman başkasına ait eşya izinsiz kullanırım. Bu bir nezaket kuralı değildir. Nezaketsizlik ve görgüsüzlüktür. Onun için burada ikinci soru için C şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü soru. Nezaket kurallarından birisi kişisel mahremiyete özen göstermektir. Mahremiyet özel yaşamın gizliliği demektir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi özel yaşamın gizliliği kuralına uygun değildir? Başkalarına ait günlüğü okumak, başkasının eşyasını izinli alarak kullanmak, kardeşinin odasına izin alarak girmek, emanet edilen bir sırrı saklamak. Şimdi özel yaşamın gizliliği kuralına uygun değildir. Burada bir tane yanlış var ama diğerleri doğru. Önce biz doğrulara bakıyoruz. Emanet edilen bir sırrı saklamak özel yaşamın gizliliğine uyar. Kardeşinin odasına izin alarak girmek bu da uyar. Başkasının eşyasını izin alarak kullanmak bu da uyar. Ama başkalarına ait günlüğü okumak bu kurala uygun değildir. Üçüncü soruyu A şıkkı olarak işaretledik. Dördüncü soru. Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde aşağıdaki mesajlardan hangisini vermiştir? Çocuklara gelir getirecek miras bırakılmalıdır. Soyun devamı için çocuk sahibi olunmalıdır. Çocuklar güzel ahlaklı yetiştirilmelidir. Çocuklar ana babaya saygılı olmalıdır. Şimdi hadis-i şerifi tekrar hatırlıyoruz. Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz. Burada Peygamber Efendimiz hangi mesajı vermiştir? Çocuklar güzel ahlaklı yetiştirilmelidir. Buradan bunu anlıyoruz. Tekrar okuyalım önemli olduğu için. Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz. Bunun manası çocuklar güzel ahlaklı yetiştirilmelidir. Dördüncü soruyu C şıkkı olarak işaretledik. Beşinci soruya başlamadan bir hatırlatmada bulunalım arkadaşlar. Beşinci sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Birinde İmam Hatip Arapça ders kitabının Türkçe'ye tercümesi var. Diğerinde de temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, Siyer-i Nebi, din kültürü, Türkçe, sosyal gibi Arapça da var. Bu derslerin sınırla çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. Bilginiz olsun, oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi 5. soru. Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Öğüdünü kendisine ilke edinen bir insandan aşağıdakilerden hangi davranışı yapması beklenmez? İnsanlara iyilikleri yönlendirmesi, kötülüğe engel olmak için elinden geleni yapması, namazlarını en güzel şekilde kılması, başına gelen üzücü durumlardan sakinliğini koruyamaması, öfkelenmesi. Evet, burada şöyle öğüdünü kendisine ilke edinen bir insanın aşağıdan hangisi davranış yapması beklenmez. Yani Lokman Aleyhisselam'ın oğluna vermiş olduğu şu öğüde baktığımız zaman
Bu insanın başına gelen üzücü durumlarda sakinliği koruyamaması, öfkelenmesi, böyle bir şey yapması doğru değildir ve böyle bir şey yapması beklenmez. Beşinci soru D şıkkıydı. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin aile içindeki davranışlardan biri olamaz? Aile bireylerini ilgilendiren konularda onların fikirlerini alması, zaman zaman aile bireyleriyle şakalaşması, kızların erkek çocuklarından daha fazla sevmesi, aile bireylerini hatalı davranışları konusunda uyarması. Evet, aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'e aile içindeki davranışlardan biri olamaz? Kızlarını erkek çocuklarından daha fazla sevmesi. Bu Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu bir davranış değildir. Hepsini eşit olarak sevmiştir. 6. soru C şıkkıydı. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütler arasında yer almaz? Şirkten uzak durmak, sabırlı olmak, anne babaya saygılı olmak, çevreyi pisletmek. Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütler arasında yer almaz diyor. Şirkten uzak durmak, sabırlı olmak, anne babaya saygılı olmak, bunlar vermiş olduğu öğütler arasında olu vardır ama çevreyi pisletmek diye bir öğüt vermemiştir. Bu yanlıştır. 7. soru D şıkkıydı. Şimdi 8. soruya geldik. Peygamber Efendimiz danışarak iş yapardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir konuda fikir alışverişi yapmasına ne isim verilir? Muhacir, hicret, istişare, emin. Şimdi emin biliyorsunuz Peygamber Efendimizin Muhammedül Emin denirdi. Güvenilir olduğundan dolayı. Hicret, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 622 yılında hicret etmiştir Medine Münevvere'ye. Bunun karşılığıdır. Muhacir de Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret eden Müslümanlar. O zaman şuranın karşılığı burasıdır ki bu da nedir? Peygamber Efendimizin herhangi bir konuda fikir alışverişi yapmasına istişare denirdir. Bugünkü Türkçe'de karşılığı danışmak. Danıştın mı? Danışmadan iş yapma var ya. Danışan pişman olmaz. İstişare yapan pişman olmaz. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ve şavirhum fil emri işte emirde onlarla istişare et diye Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e o şekilde hitap etmiştir. 9. soru. Peygamber Efendimiz'den sonra vefat eden evladının ismi nedir? Fatıma radıyallahu anha, Zeynep radıyallahu anha, Kasım radıyallahu an, Abdullah radıyallahu an. Peygamber Efendimiz'in çocuklarına baktığımız zaman evet Peygamber Efendimiz'den sonra vefat eden evladının ismi Fatıma radıyallahu an'dır. Bir gün Peygamber Efendimiz Fatıma radıyallahu anh'ın kulağına bir şeyler söyledi. Ağlamaya başladı. Aradan biraz vakit geçti. Tekrar bir şeyler söyledi. Gülmeye başladı. Niçin önce ağladığını sonra güldüğünü sorduklarında Peygamber Efendimiz yani babam bana ölümünün vefatının yaklaştığını haber verdi. Bunu ağladım ve sonrasında da Ehli beytimden bana ilk gelecek yani benden sonra ilk vefat edecek kişi sensin dedi. Ben de ona sevindim. Rivayetlere göre Peygamber Efendimizin vefatından 6 ay sonra da Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a vefat etmiştir. 9. soru daha şıkkıydı arkadaşlar. 10. soru. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, arkadaşa, yolculuğa iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Hadis-i şerifini benimseyen bir kişinin davranışlardan olamaz. Sevgi, kibir, adalet, saygı. Evet. Yani anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, arkadaşa, koyulacağı iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Hadisini benimseyen bir kişinin davranışlarından olamaz. Saygı bu davranışlarda olması gerekir. Adalet gerekir. Sevgi gerekir ama bu kişide kibir olmaması gerekir. Evet, onun için burada C-B şıkkını işaretliyoruz. 11. soruyla devam ediyoruz. Herhangi bir konuda fikir alışverişi yapmaya ne ad verilir? Yukarıda geçti bu. Yani benzeri geçti. Konuşmak, istişare, farz, iletişim. Cevap aynı ama soru farklıydı. Evet, herhangi bir konuda fikir alışverişi yapmaya biliyorsunuz Türkçe'de danışmak diyoruz. Burada da Arapça'da karşılığı bunun istişaredir. 11. soru B şıkkı. 12. soru. Hangisi Peygamber Efendimizin ailesinin örnek davranışlarından değildi? Sevinç ve sıkıntılar paylaşılırdı. Komşularıyla iyi ilişkiler kurarlardı. Öksüz ve yetimler evde ağırlanmazdı. İsraftan kaçınılırdı. Peygamber Efendimiz ailesi örnek davranıştan değildir. Öksüz ve yetimler evde ağırlanmazdı. Bu Peygamber Efendimizin ailesinin örnek davranışlarından birisi değildi. Bilakis öksüz ve yetimler evde ağırlanırdı. 12. soruyu C şıkkı olarak işaretledik. 13. soru.
Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Ayet-i kerimede kulu veşrabu ve la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez ayetinde. Anlatılmak istenen davranış nedir? Kul hakkı yememek, Allah'a şirk koşmamak, tutumlu olmak, haram yememek. Evet, burada neden bahsedilmekte? İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez. Tutumlu olmak, bundan bahsedilmektedir. İsraf etmemek yani. 13. soru C şıkkıydı. 14. soruyla devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin sofraya oturduğu zaman eşine bu yemekten komşuya da verdin mi diye sorması onun yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi veri evet onun aşağıda verilen tutumlarından hangisiyle ilgili değildir. Ailesini gözetip kolladığı, yardımsever ve cömert olduğu, komşuluk haklarına uymaya önem verdiği, komşularına sevdiği. Evet, şuradakine baktığımız zaman arkadaşlar, buraya dikkat edin, bu biraz soru karışık gibi. Ben de okurken biraz tereddüt ettim. Peygamber Efendimizin sofraya oturduğu zaman eşine bu yemekten komşuya da verdin mi diye sorması, onun aşağıda verilen tutumlarla hangisi ilgilidir? İlgilidir dersek, komşuluk haklarına uymaya önem verdiği olur. Ama ilgili değildir diyor. İşte ona dikkat edeceğiz. Evet. Bu sonuncu soru olduğu için biliyorsunuz sonuncu soruları size bırakıyoruz. Biraz karışık dikkat edelim cevaplarken. Bunun yorumlar kısmına A, B, C, D diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım ilk 3 kişi kim doğru olarak bunu cevaplayacak. Evet. Tekrar hatırlatalım arkadaşlar. 12. sınıfa ait oynatma listeleri var. 12. sınıf diyorum ya. 5. sınıfa ait oynatma listeleri var. Kısaca onlara bakalım sonra videoyu bitirelim. Evet kanalımızın ismi arkadaşlar gördüğünüz gibi Bilgi Akademi. Burada sol alt köşede de yazmaktadır. Öncelikle abone olalım. Abone olduktan sonra da tümünü işaretleyelim ki yazılar haftasında yüklemeler yaptığımız zaman bildirim gelsin. Şimdi burada videolar var. Burada da arkadaşlar oynatma listeleri var. Oynatma listelerindedir aslında bütün videolar. Burada gruplandırılmış, tasnif edilmiş hali. Sınıf sınıf 4. sınıftan. Buraya 3. sınıfı da ekleyeceğiz. 4. sınıftan daha doğrusu ekledik herhalde zannedersem aşağıda. Evet daha burada görünmüyor. Şimdi ona sonra bakarız. Şimdi arkadaşlar 4. sınıftan 12. sınıfa kadar görüyorsunuz. Yazılı sorular var. Hangi sınıfa ait ne kadar soru var onu burada görüyoruz. Sonra aşağı indiğimiz zaman 5. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. Toplamda 27 video işte Türkçe tercüme edilmiş demiştim. Burada ulaşabiliyorsunuz. Yine 5. sınıftan 12. sınıfa kadar diğer sınıftaki arkadaşlarınıza da diğer sınıfların Arapça ders kitaplarının tercümesi olduğunu haberdar edebilirsiniz. Evet, kısaca bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, destek için bize arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız.